Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan sadece 10 dakikada hazırlayıp kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz çok lezzetli bir pasta tarifiyle geldim. Her zaman olduğu gibi malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Yine de tarifin önemli detaylarını kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyor ve sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 2 paket yani ortalama 24 adet kadar hazır kedi dili bisküvi kullandım. Öncelikle bisküvilerimizi sütle ıslatıp daha sonra ise fırın kabımızın veya borcamımızın içerisine yerleştirelim. Ben dikdörtgen bir borcam kullandım ama illaki borcam kullanmak zorunda değilsiniz. Derin herhangi bir fırın kabı da kullanabilirsiniz. Tamamını yerleştirdikten sonra 3-4 adet muz alıp kabuklarını soyalım. Bu arada muzlarımız ne kadar olgun olursa o kadar da iyi olur. Yani daha lezzetli olur. Şimdi gelişi güzel bir şekilde doğrayalım. Doğrarken çok ince veya kalın olmamasına dikkat edelim. Tamamını doğradıktan sonra uygun bir tavayı ocağa alıp doğradığımız muzları içerisine ilave edelim. Üzerine bir dolu yemek kaşığı toz şeker ve bir dolu yemek kaşığı da esmer şeker ekleyelim. Esmer şeker ekstradan bir lezzet katacaktır. Eğer elinizde yoksa 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra ocağı orta ateşte açıp hafif karamelize olmasını sağlayalım. Ortalama 4-5 dakika kadar pişirdikten sonra şeker eriyip tamamen karamelize olmaya başladı. Şimdi hazır olan muzlarımızı önceden hazırladığımız bisküvilerin üzerine gezdirelim. Bu arada eğer isterseniz muzları pişirmeden de kullanabilirsiniz. Ama pişirdiğiniz takdirde çok daha lezzetli olacaktır ve de ertesi güne kaldığında renkleri kararmayacaktır. Şöyle gelişi güzel bir şekilde muzların tamamını üzerine yerleştirmeye çalıştım. Şimdi üzerinden de bir avuç kadar damla çikolata serpiştiriyorum. Eğer elinizde farklı bir şeyler varsa, fıstık, ceviz, fındık da varsa onları da ekleyebilirsiniz. Şimdi geçelim muhallebimizi hazırlamaya. Bunun için 1 litre sütü uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 3 dolu yemek kaşığı un, 2 dolu yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz ve 1 adet de yumurta sarısı ilave edip tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcıyla çırpalım. Daha sonra ocağımızı önce yüksek ateşte, daha sonra ise kısık ateşte açıp muhallebimizi pişirelim. Pişirme aşamasında sürekli çırparak karıştırmayı ihmal etmeyelim. Üzeri göz göz olup kaynamaya başladığında 1 paket yani ortalama 8-10 gram kadar toz vanilin ve 1 dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip karıştıralım. Birazcık karıştırdıktan sonra ocağı kapatıp tamamen tereyağının erimesini bekleyelim. Daha sonra ise hazır olan muhallebimizi hiç bekletmeden tatlımızın üzerine gezdirelim. Videomu buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, beni her nerelerden takip ediyor iseniz, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Muhallebimizi üzerine gezdirdik. Şimdi bir spatula ile her tarafını güzelce düzleştirelim.
Ve hazır olan tatlımızı soğuması için bir kenara alıp geçelim üzerinin ganajını hazırlamaya. Bunun için uygun bir sosluk veya cezve alıp içerisine 200 ml kutu krema yani ekşi krema ilave edip kremayı kaynama derecesine kadar ısıtalım. Kesinlikle kaynatmıyoruz, sadece kaynama derecesine kadar ısıtıyoruz. Kremamız ısındıktan sonra içerisine 120 gram bitter veya sütlü çikolata ilave edelim. Veya isterseniz her ikisinden de azar azar kullanabilirsiniz. İlave ettik. Şimdi kaşıkla tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Eğer gerekirse bu aşamada ocağın üzerinde birazcık ısıtabilirsiniz ama gerek kalmayacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam aldı. Şimdi hazır olan çikolatalı ganajımızı pastamızın üzerine gezdirelim. Çikolatayı muhallebinin üzerine yaydıktan sonra şöyle şekilli bir aletle üzerine zigzag çizdim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekilde şekil verebilir veya sade bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şekli de oldu. Şimdi hazır olan pastamızı en az 4-5 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Ne kadar çok dinlendirirseniz lezzeti de bir o kadar güzel olacaktır. Ben servis etmeden önce üzerine birazcık çikolata rendeledim. Dilerseniz sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve bol çikolatalı kaşık kaşık yediren enfes bir pasta hazırladık. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.